Faruk Nafiz Çamlıbel'in İstanbul'da doğup ilk ve orta öğrenimini Bakırköy'de tamamladığını, bir süre tıp öğrenimini görüp mezun olamadan okuldan ayrıldığını ve gazeteciliğe başladığını, Kayseri Lisesi'ne edebiyat öğretmeni olarak atandığını, Kayseri'ye yolculuğunu Han Duvarları adlı meşhur şiirinde anlattığını, Şark vilayetlerini tetkik heyeti ile Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Trabzon, Erzurum illerini ve dönüşte de Kastamonu'yu gördüğünü, bu yolculuğun kendisini memleket şiirleri yazmaya yönelttiğini, 1932-1946 yılları arasında İstanbul'un en gözde okullarında edebiyat öğretmenliği yaptığını, Deli Ozan ve Çam Deviren Takma adlarıyla mizahi şiirler yazdığını, 1746'dan 27 Mayıs 1960 ihtilaline kadar Demokrat Parti İstanbul Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yaptığını, Türk Edebiyat tarihindeki Aruz'u terk eden Beş Hececiler adlı şairlerinden biri olduğunu, sanat şiiri ile memleketçi şiirin ilk bilinçli bildirisini yaptığını, 1933 yılında Kayseri Lisesi'nden öğrencisi Behçet Kemal ile birlikte yazdığı ve Cemal Reşit Bey'in bestelediği 10. yıl şiirinin Cumhuriyet'in 10. yıl kutlamaları için düzenlenen marş yarışmasında birincilik kazandığını, 27 Mayıs 1960 ihtilalinin ardından tüm milletvekilleri ile birlikte kısa sürede Yassıada'da, sonra da Kayseri'de 16 ay mahkum kaldığını, tek romanı Yıldız Yağmuru'nda şair Şukufe Nihal Hanım'a olan aşkını anlattığını, artık o solan bahçede bülbüllere yer yok adıyla bestelenen şiirini kanserden ölen eşi için yazdığını biliyor muydunuz? Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken. Yazılmamış bir destan gibi Anadolu'muz. Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken sana uğurlar olsun. Ayrılıyor yolumuz.